Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Hüseyin Cimşit Bey. Kendisi makine mühendisi, aynı zamanda avukat. Geçen haftalarda kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aşağı doğru bakanlar kurulundan bir kısım bakanlar hakkında suç duyurusu bulunmakla bütün ülkede iştihar etti. Hüseyin Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Hüseyin Beyciğim, bu deprem sonrası şu anda 50 bini aştı maalesef vefat sayısı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Hastalara, yaralılara şifalar diliyoruz. Ülkemiz adına çok büyük bir felaket gerçekten. Şimdi siz bununla alakalı Cumhurbaşkanı ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulundunuz. Onların can kayıplarındaki sorumluluklarından dolayı. Bunu biraz izah edebilir misiniz? Nedir bu suç duyurusu? Şimdi Ali Bey, siz de Boğaziçi'lisiniz galiba. Evet. Yani okuldaşız. Şimdi ülke birçok felaketin içinden geçiyor. Geçti. Çok büyük hatalar var. İşte yok. 15 Temmuz felaketi var. Onun öncesi var. Onun sonrası var. Bizim insanımız bu kadar felaketi hak etmiyor. Bu felaketin nedenleri deprem falan değil. Bu felaketin nedenleri ezberle zihinsel soykırıma uğratılmış, hak hukuk tanımayan güruhlardır. Allah Allah, ne yapıyorsun arkadaşlar? Evet, bilerek söylüyorum. 43 tane yabancı ülkede çalıştım, 58 vilayette binlerce de insan çalıştım. Deprem bölgesinde yıkılmayan binalar da var. Hatta giydirme cam cepheli var. Bir tane camı bile düşmemiş. Yandaki bütün binalar yıkılmış. Şimdi bu bir süreç. Eğer biz bu koymazsak her depremde bu felaketlerle karşı karşıya kalırız ve bunun sebebi ne tanrıdır ne de depremdir. Peki bu neden böyle oluyor? Aynı zamanda fizikçisiniz bildiğim kadarıyla. Evet. Kainatın kuralını koyan Yaradan, bu kuralları araştırıp bulan ilim sahipleri. Peki ilim sahiplerini bulmazsanız ne olur? Batarsınız, yok olursunuz. Tarihte böyle yok olmuş çok kavim var. Lüt kavmi var, Şik kavmi var. Var oldu var. Peki bu kavimler niçin yok olmuşlar? Hakka, hukuka, ilime, bilime riayet etmemişler. Biz de yok oluruz. 116 tane Türk devleti kurulmuş, yıkılmış. 116.'sı biz, bizi de alır giderler. Bu ülkede dünyanın her tarafının gözü var. Çünkü dünyanın en güzel ülkesi burası. Dört mevsimi olan, insanının kültürü çok güzel şeylerle yoğrulmuş, herkese yardımı seven, zayıftan yana olan, Ertuğrul Gazi de zayıftan yanadır. Hepsi zayıftan yana olmuşlar. İşin içine kibir girince, Nizamül Mülk'ün dediği gibi, eğer kibirlenirsen Allah sizi ölümle terbiye eder. Alparslan'ın mezarı belli değil. Onu da öyle öldürüyor birisi. Harzemli Yusuf. Diyeceksin ki nereden başladı, nereye gitti? Tarihten ders alacağız. Tarihi bir bilim olarak alacağız. Fizikten ders alacağız. Jeolojiyi bileceğiz. Dünya düzdür deyince dünya düz olmaz. Saatte 110 bin kilometre hızla gidiyor dünya yörüngesinde, kimse hissetmiyor. Saatte 1700 kilometre hızla dönerek gidiyor, onu da hissetmiyor. İçinde bulunduğumuz Milky Way galaksisinin içinde Samanyolu galaksisi saatte 740 bin kilometre ile dönerek gidiyor ve onu da hissetmiyor. İnsanoğlunun en çok uzlaşabildiği araç hızı da 40 bin kilometre, işte uzaya gidenler. İsviçre Hadranı'ndaki o 300 bin kilometreyi geçen parçacık hızları, o bir daha araca dönüşmedi henüz.
Ona dönüse bile milyonlarca ışık yılı uzaktaki bir galaksiye gidemiyoruz. Yani sınırlıyız. Peki hukuk ne? Hayatın ilmi. Şerefli yaşamak ve insanlık için. Ne demek? Kedinin, köpeğin, aslanın, taşın, toprağın, ağaçların hepsi benim inancıma göre de Allah'ı zikreder. İstese de istemese de. Her nefes alışımızda istesek de istemesek de Yaradan'ı zikrederiz. İster isteme. Senin her kalp atışın, titreyişin, atomun her dönüşü bunlar Yaradan'ın izin verdiği şeyler. İyi de hayatın ilmi diyor ki önce tedbir. Ondan sonra takdir. Olaylara mukadderat deyip geçerseniz bir, suç işlersin. İki, çok büyük günah işlersin. Üç, Allah affetsin deyince Allah affetmez. Dört, helallik isteyelim deyince olmaz. Cenaze namazı mı bu ya? Aziz Nesin'i sordum. Rahmetliyle tanıştık. Niye rahmetli dediğimi de söyleyeyim de. Benim inancım var kendime dedi. Ben şahidiyim bunu. Dedim, niye dediniz ki benim cenaze namazımı kılmayın? Yani bu toplumda infial yarattı yani. Cenaze namazı bir güle güle demek. Asıl demem ya dedi. Benim inancım bana dedi. Kimseyi ilgilendirmez. Kendisi hafızsa. En sahtekar adamı cenazesine gidip biz bunu iyi bilirdik diye tanıklık ediyorlar. Ben de dedim ki siz Allah'ı mı kandırıyorsunuz? Benim cenaze namazımı kılmayın. O yüzden söyledim dedi. Şimdi bakınız bir aydın adam ateist de olsa kimseyi ilgilendirmez. Peygamber kendisine inanmayan Ebu Talib'in evinde kalıyor. Benim amcam ateist diye onu dışlıyor mu? Amcası da onu koruyor, yeğenini. Peygamberin ismi ne diye soruyorum. Herkes Hazreti Muhammed diyor. Bilemediniz diyor. Muhammedül Emin. Ne demek? Hayatında hiç kimseye yalan söylememiş. Kur'an gibi okuma yazma bilmiyor. Yoksa kervanın lideri hepsini biliyor. Bunu niye din, ilim bir arada söylüyorum? Siz hayatın ilmine aykırı davranırsanız yahu Allah affetsin deyince nasıl kurtulacaksınız o işte? Bu insanları siz öldürdünüz kardeşim. Tepeden aşağı. Bak hepsini yazdım. Her birinin işlediği suçu da yazdım. Yani Ali Türker Bey şunu öldürdü demiyor. Ali Türker Bey şu işi yapması gerektiği halde yapmadığı için bu insanlar öldü diyor. Öbür türlüsü iftira olur. Bühtan olur. Şimdi ben Müslümanım demek. Ben Allah'a inanan barışçıl olan kişiyim demek. Ne demek bu? Kimseye zarar vermem. Peki zarar vermemek için ne yapacaksınız? Hayatın ilmine uyacaksınız. Kim söylüyor hayatın ilmini? Hukuk insanları söylüyor mu? Söylüyor. Peki bilim adamları söylüyor mu? Yıllardır diyorlar mı ki tedbir alın. Tedbir alın. 99'dan bu zamana kadar toplanan deprem paraları ne oldu diye sorulana ne diyor mecliste insanlar? Nereye harcanması gerekiyorsa oraya harcadık. Size ne? Bak. Bakınız beyefendi. Hukuk ilminde, hukuk bir ilimdir. Hayatın ilmidir. Yetki devredebilirsiniz. Şu yetkileri şuna devrettim. Sorumluluk devredemezsiniz. Kesindir. Hayır. Ben dünya düzdür dedim. O halde dünya düz. Öyle bir şey yok. Dünya yuvarlak. Ne diyorlar? Aflarla. Biz size imar barışı verdik, affettik ama binalarınızın sağlamlığından siz sorumlusunuz. Nasıl olacak o iş? Ben seni uçurumdan aşağı ittim. Uçamaz, düşersen sorumlu sensin. Aynı. Bakın, matematik olarak bu aynı şeydir. Ben uçurumdan aşağı sizi itiyorum. Uçamıyorsan kabahat senin arkadaş diyor. Ya uçma yeleği var ondan verseydin. Yok. Uçsaydın diyor. Kanat taksaydın diyor. Ve ben suçtan eski tabirle müstağni, yeni tabirle bağışı. Nasıl olacak o? Öyle bir yasa yok. Öyle bir yasa yok. Cinayet suçundan, bilinçli taksirle, insanların ölümüne neden olmak suçundan kimse bağışık değil.
Hiç kimse değil. Niye kızıyorsun? Yargılayın. Yargılamadan idam edin kardeşim. Ne yapacaksınız? Yapın. Allah'a bir can borcumuz var. Size mi borcumuz var? Yok. Ona takmamışlar da şeye takmışlar. Ey diplomasız. Ey pur döndü siyasetçiler demişiz. Ya dün küfrettiğinin bugün koltuğuna girene pur döndü denir. Diploması olmayana da diplomasız denir. Ne Sizi o yüzden mi anlıyorsunuz bu? soruşturdular? Evet. O da bir suç. Soruşturmanın önemi yok. Sormuşuz bir de. Tanımam etmem. Öldürülmüş Sinan Ateş isimli bir doçent aydın. Ya adamın cinayetini aydınlatmıyorsunuz ya. Hadi şimdi niye aydınlatmıyorsunuz? Sizin göreviniz değil mi? 50 binin üstünde. Belki 150 bin. Hala rakam açıklanmıyor. Bu değil. Ondan sonra Hüseyin'e FETÖ'cü, Ali Türker'e METÖ'cü, FETÖ'cü de yapıştır git. Peki Kardeşim. bu suç duyurusunu alabilecek bir savcı var mı ülkede? Şimdi Ali Bey, ben piyango almıyorum. Ben bir hukuk insanıyım. O kayda geçer. O kayda geçer. Savcıların içinde siyaseti, hakimlerin içinde siyasi olan olabilir. Partilerden gelip hakim savcı olanlar da var. Ama hukuka inananlar da var. Ne yapacağız şimdi? Hepsi kötüdür, hepsi siyasetin paşasıdır demek doğru mu? Olur mu öyle bir şey söyle? Olmaz. O da büyük suç olur. Haydi Peki. vatanı kurtar, haydi vatanı kurtaracağız diye Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına gelen kaç kişi? 35 kişi. 8'i de muhalif, ne diyorlar? Vatanı kurtaralım, tamam. Ama padişahlık devam etsin diyor. Doğru mu? Ne yapıyor Mustafa Kemal? Cepheden sürekli meclise bilgi veriyor, doğru mu? Tek adam. Ama meclise bilgi veriyor. Çağırıyor İsmet Paşa Sakarya Savaşı'ndan. %40 insan kaçmış silahlarıyla. Nasıl anlatacak Mustafa Kemal'e? Gel şuraya oturalım diyor. Gider rakı söyleyelim diyor. Ya dur diyor, savaştayız şimdi. Ne rakısı? Yok diyor, onu içmeden sana anlatamam diyor. Ne olacak diyor. Ya diyor, kaçan oranı diyor %40 diyor. Olabilir diyor savaşlarda böyle şeyler. Moralini bozma diyor. Ya öyle değil diyor. Adam silahını da alıp kaçıyor diyor. Ben şimdi söylüyorum. Ey silahını açıp alıp kaçanların torunları. Ya bu kadar insan öldü. Gıkınız çıkmayacak mı? Ha kimse de savcı. Siz de Amerika'dasınız. Bir sürü maceradan geçmiş olabilirsiniz. Hakkınızda yok FETÖ'cü suçlamalar. Yazılarda olur. Benim için hiç önemli yok. Sizi tanımıyorum. Sadece baktım Boğaziçi mezunusunuz. Benim için yeterli o. Sizinle bir görüşelim. Ama hukuk konuşalım. Bakın hukuk konuşalım. Danimarka Kopenhag Adliyesi'nin üstünde danca yazar. Ancak hukuk ile ülkeyi inşa edebilirsiniz. Gidin New York'taki Anayasa Mahkemesi'nde orada peygamberin bir hadisi yazar. Ne yazıyor biliyor musunuz? Danimarka'nın en büyük adliyesinin başında ancak hukuk ile ülkeyi inşa edebilirsiniz. Sordum Kopenhag'da. Bunu kim söylemiş? 1264 yılında Kral Valdemar söylemiş. Peki buraya ne zaman yazılmış? 1448'de Kral Christiansen anayasa çalışmasına başlamış ve onu o yazdırmış. Dikkatinizi çekerim. Peki Danimarka ne? 5,5 milyon nüfusu var. Mahkemelerde doğru dürüst dosya yok. Avukatlar oturuyorlar. Çelişkili şeyleri imza altına alıyorlar. Hakimi onaylattıkları zaman mahkeme kararı. Bakınız. Fert başına düşen milli gelir 50 bin euronun üzerinde. Dünyaya teknoloji ve tarım ürünleri ihraç ediyor. Ve sordum. Biz de böyle çok Müslüman geçinenlere. Allah onları daha çok seviyor olabilir mi? Yok ya dedi, öyle şey mi olur dedi. En son bizim dinimiz. En çok sevecek olsa bizi sevmemiz lazım. Yok yok dedim. Allah çalışanı sever. Öyle yok. Sen namaz kıldın, oruç Peki onun tuttun. sonucunda bir şey oldu mu şu anda herhangi bir hareket sizin suç duyurusunda? Yok, o olabilir efendim. Biz her şeye hazırız yani. Öyle de olur, böyle de olur. Hiç, biz kimseden korkmadık. Ben 35, 34 sene önce Özal'a da in oradan aşağı dedim.
14 celse yargılandım. Sizinle Seçiliyordu ilgili olarak Cumhurbaşkanı. demiyorum. Yani öbür tarafla alakalı olarak herhangi bir savcılıkta Yok, harekete geçmiş var mı? şöyle o takip edilecek. Ben bu soruşturmayı başlatan izinsiz, talimatsız savcılık başlatan polisler hakkında suç duyurusunda bulundum. Daha önce bu tür sanal devri yapan polisler meslekten ihraç edilmişler. Bunların da ihraç edilmeli talep ettim. Emniyet birimlerinin. Öyle burası herkesin keyfine göre hareket edeceği bir yer değil. Biz avukatlar kimseye tabi değiliz. Bizim kanunumuz bize emrediyor. Diyor ki, hukukun üstünlüğü için kimseden emir ve talimat almadan çalışacaksın diyor. Bizim meslek yeminimiz var. Anayasa Mahkemesi hariç hakim ve savcılar yemin etmezler. Etmemeli. Neden? Söyledim bir gün bir büyük davada hakime, 103 amiral davasında. Hakimlik tanrı mesleği. Tanrı mesleği olur mu? Evet olur. Mutlak adaleti o dağıtıyor. Burada da siz dağıtıyorsunuz. Demek ki neredesiniz? Orada Türk milleti adına karar veriyorsunuz ama önce yaradana inanmıyorsan da vicdanına hesap vereceksin. O yüzden yasa diyor ki hakimler yasalara, hukuka ve vicdanına göre karar verir. E nasıl olacak bu iş? Hangi vicdan? Biz oraya şikayet ettik. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını bekleyeceğiz. Bizim şikayetimizde önce benim ifademi alması gerekiyor. Usul öyle diyor. Önce şikayet edenin ifadesini al. Almadı. Dedim gideceğim orada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcının önünde randevu isteyeceğim. Vermediyse oradan çıkarken arabasının önüne yatacağım. İngiltere'den, Almanya'dan telefon edenler, adresini verenler gününü söyle biz uçağa atlayıp geleceğiz biz de yatacağız. Şimdi bakın korkmama özgürlüğünüz yoksa siz zaten kölesiniz. Peki Amerika niye bir özgürlükler ülkesi? Bana göre en büyük polis devleti. Eyaletlerin çoğunu gezdim. Başta Michigan olmak üzere oraya çok gittim geldim. Yani Illinois, Chicago, Ohio, Kaliforniya, Güney Carolina, Florida. Ya oradaki özgürlük şu. Kimse kimseye zarar vermeyecek. Birinci özgürlük bu. İkincisi saygılı olacaksın. Neye? Her şeye. Ayrımcılık yapmışlar size üniversitenizde. Onun da yolları var. Benim arkadaşım 4-5 sene büyük abim Wayne State'de dekan oldu. Çok da Amerika'da güzel, saygın bir yeri var. Kimse ona ayrımcılık yapmadı. Ama biraz böyle hani Türk olduğu için kenarda köşede tutabiliyorlar. Ya öyle olsa Aziz Sancar'a Nobel verilir miydi mi? Aziz Sancar Bey'e. Özü şu Ali Beyciğim. Adalete ve hukuka uymazsa, Cuma günleri Nahl suresinin 90. ayetini İnne Allah'a ye'muru bil adili deyince öyle sıyıramayız bu işten. Tamam. Evet, Biz şimdi 61 avukat da sizin dışınızda herhalde suç duyurusunda bulundu. verdi. Şu ana 53 kadar tane daha verdi. evet. Yıkıldı o duvar. 53 tane daha verdi. Bireysel veren çok var. Çok iyi. Şu ana kadar 300 kişi falan tutuklandı diyorlar. Bunların birçoğu müteahhit bildiğim kadarıyla. Acaba devlet dairelerinden, hükümetten, belediyelerden tutuklanan var mı acaba sorumlu olanlardan bildiğiniz? Kamuoyuna yansımış pek bir şey yok. Şimdi tutuklamak bu işi ne kadar çözecek bilmiyorum. Önce şunu söylesinler. Hemen ihale yapıyorlar. Hemen. Ya kardeşim deyin ki bir daha deprem olursa ben onu da yazdım. Depremden önce, deprem anında ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiğini de oturduğum 3 sayfa yazdım. Ben bu ülkenin sayılı büyük tesislerini kuran birisiyim. Yani bir tanesini söyleyeyim. Kayseri Şeker Fabrikası'nın Boğazlı yanındaki akciğerini, kalbini, midesini, pankreasını, makinalarını imal ettim ben. 10 bin ton günde pancar kesecek tesis 14 bin ton kesiyor ve bizim makinalarda tık yok. Niye? E kitap ona göre yapacaksın kardeşim. Dolayısıyla 18 ayda sıkı bir askerlik yaptım. Arifiye Tank Fabrikası'nı kuranlardanım. Dolayısıyla bir 99 depreminde de önemli görev yapan kişi. 10 günde 1000 çadır kurdum. Her şeyiyle. Her şeyiyle. Suyu, elektriği, drenajı, hastanesi, reviri, kreşi.
Her şeyi, lokantası, duşları, tuvaletleri, çamaşırhanesi hepsi birden içinde. 10 gün. Dikkatinizi çekerim. Bana göre uzun bir süreydi. Neden? Çünkü malzeme hazır değildi. Bir yerde stoklu yoktu. Onları toparlayarak getirdik. Yoksa ben onları 5 günde de kurardım, 4 günde de kurardım o insanlara. Bunun için söylüyorum. Bilen insanları dinleyin. Tecrübeyi alın. Bu yine olur. Diyelim ki 1.000 kişiyi, 10.000 kişiyi hapse attık, cezalandırdık. Bunun bir tek faydası olur. Bundan sonra herkes ayağına biraz daha denk alır. Oraya gittiniz, aldık. Ne ihalesi yapıyorsun kardeşim? Şehir planlarını düzelttin mi? Düzeltmedi. Ne ihalesi peki? Hangi yerde, hangi koordinatta, hangi jeolojik özellikler var tespit ettin mi? Hangi yerde zemin sıvılaşması var? Hangi yerde sağlam zemin var? Bunu baktın mı? Yok, hiçbir yok. İhale yaptım milyarlar bilmem kimlere. Ya suç mu suç? Hem de nasıl yapıyor ihaleyi? 21B dediğimiz istediğine verme davetle. Yapmayın yani. Hala bir ders alınmadı diyorsunuz. 99 depreminden sonra bugüne kadar alınmadığı gibi burada şimdi yüz binlerce insan vefat etti. Hala yine böyle hızlı bir şekilde yandaşlara ihalelerle birilerine peşkeş çekme şeklinde mi olacak acaba hala? Şimdi Yaradan'a her şeyi havale edemeyiz. Beddua tutar. Kimse demesin tutmaz. Yeter ki yerini bulsun yani. Ama inançlı insan da olsak biz önce bilimle hareket edeceğiz. Yani ben inanıyorum işte yok şuraya inandım, buna inandım, hacca gittim, namaz kıldım, oruç tuttum. Yalnız senle ilgili bir şey. Bunlar iyi şeyler. Senin gerçek inancın işini iyi yapacaksın. Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ahçıysan yemeği güzel pişireceksin. Ütücüysen, terziysen elbiseyi güzel dikeceksin. Mühendissen işini yapacaksın. Avukatsan hukukun üstünlüğünden ayrılmayacaksın. Asla yalan söylemeyeceksin. Hiçbir konusunda. Hiçbir koşulda. Efendim söyleyenler var. Sen söyleme ya. Sen söyleme. Başkaları söylüyor para kazanıyor. Kazanma. Yoksa sen de git o yemininin dışında iş yap. Ondan sonra ben onurlu insanım. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak bu iş? Hem diyeceğiz ki hukuk hayatın ilmi, hukuk şerefli yaşamak, hukuk insanlık için, hem de öbür türlü yapacağız. Olmaz. Boğaziçi Üniversitesi'nde benim dönemimde bütün sınavlar açık kitap, açık defter. Birçok dersimizde termodinamik dahil eve git yap getir take home exam dediğimiz sınavlar aldık ve 4 gün sonra cevapları posta kutuma koyun derdi hoca. Çünkü gidip o soruyu ancak 4 günde çözerdik. Bu ne demek? Onurlu mühendis yetişeceksin. Ondan bundan kopya çekmeyeceksin. Sen tek başına bunu çözebileceğini göstereceksin ki sen faydalı ve başarılı bir mühendis olasın. Bunu söyleyeceksin. 914 tane meslek var. Hepsinde bunu yapacaksınız. Nasıl yaparsınız bunu ya? Halen ülkede bu tespitler yapılmadan inşaat yapılması cinayete tam teşebbüstür. Bakın, görev kusuru falan değil. Cinayete tam teşebbüstür. Bekliyoruz. Bir ay doldu. Bir ay artık önümüzdeki ay mı olur? Bir hafta sonra mı olur? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına randevu isteyeceğim. Verirse verir, vermezse vermez. Kendi bilir. Yatarım orada arabasının önüne. Gelsin essiz şoförü. Özsin ya. Hatırlıyor musunuz? Filistin'de bir Amerikalı kadını Filistinli tank ezdi. Filistinlilerin evleri yıkılmasın diye bir kadın. Hiçbir şey yok ki. Tankla ezip öldürdüler. Bunlar da ezer öldürürler. Ölümden öteye köyü var mı? Yok. Bu korku İşin duvarının içi o. aşılması da önemli tabii. Çünkü insanlar gerçekten bomboş dosyalarla on binlerce, yüz binlerce insan soruşturuldu, hapse atıldı. Kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, ihtiyar demeden. İnsanlar korkuyorlar. Cesur bildiğimiz insanlar bile gerçekten korkuyorlar, konuşmuyorlar. Bu AFAD ve Kızılay bu meselenin altında kaldı. Erdoğan bile kendisi itiraf etti geciktik diye. On binlerce insan belki sadece bu gecikmeden dolayı mağdur oldu, vefat etti. Soğuktan donarak ölen bir sürü insan olduğu söyleniyor. Şimdi bu hükümet depremin altında, enkazın altında kaldı. Artık kazanamaz bu önümüzdeki seçimleri diyor musunuz? Siz kamuoyu nasıl bakıyor acaba hadiseye? Geçen gün benim bir Twitter hesabım var.
Sanal polis çok takip ediyor onu, etsin. Dedim ki eğer Kılıçdaroğlu aday olur, seçilir de söylediklerinin tersini yaparsa Çankaya'ya gider, ona in oradan aşağı eylemi yaparım dedim. Sayın Kılıçdaroğlu dürüst bir insan. Öyle pek de Twitter'da beğenimi yapmazmış. Bu tweet'i beğenmiş. Haber oldu bu. Baya hani ne derler, hit oldu yani. Çok beğenildi. Şimdi Ali Bey, hiçbir rejimin güvencesi tank, top, silah, parlamento falan değildir. Amerika'nın da değildir. İngiltere'nin de değildir. Demokratik rejimlerin güvencesi hür kamuoyudur. Eğer hür kamuoyu varsa kazanırsınız ve doğru kalırsınız. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i nasıl kazandıysanız onu da kazanırsınız. Bütün bu siyasilere ya da görev alanlara üç tane şey söylüyorum. Üç çok değil. Bir, asla yalan söylemeyin. İki, onurlu bir çalışma yapın. Onurunuzla çalışın. Yani ona halel getirecek iş yapmayın böyle. İhaleli antin kuntin adamına göre iş yapmayın. Ölçün, biçin, taşının. Bozuk iş yapanlara iş vermeyin. Sonuncusu da ya kendinize de başkasına da zarar verecek bir fiiliniz, kararınız, kararnameniz olmasın. Üç tane. Bakın 333 tane ya da 2000 tane madde söylemiyor. Toplumunuza güvenin. Adamın hiçbir suçu yok. Beraat etmiş. Hakkında şey de yok. Kovuşturma yok. Hiçbir delil yok. Çarşambalı çocuk gelmiş. Adamı atmışsın. Adam 3 senedir işsiz. Adama diyorsun ki hiçbir suçun yok ama benim kurum kararım var. Sen gidip ölebilirsin. Açlıktan öl. Ne? Ama sonra namaz kıldık. Böyle Fatiha okuduk. Orada diyor sırat-ı müstakim diyor. Sen sırat-ı müstakim olsana kardeşim. Bakınız. Fitne katilden beterdir. Doğru mu? Doğru. Peki fitne nasıl olur? Dediğinizin tersi yaparsanız nasihat anlamında değil de bozgunculuk anlamında fitne olursunuz. Yani burada bir şey söylersiniz. Kim olursa olsun. Arka taraftan tersini yaparsınız. İşte o bozgunculuk. O zaman benim dini inancım şudur budur falan. Geç geç. İslam'ın prensibi de budur kardeşim. Müslüman. Kendinden önceki bütün dinlere de İslam der. Eğer ben Müslümanım, ben dindarım falan diyorsan kimseye zarar veremezsin. Adaletsizlik yapamazsın. Yapamazsın. Ben dedim oldu. Bir olur, iki olur, üç olur. Valla dördüncüsünde olmaz. Seçimlerin Ama olacağını bak, düşünüyor musunuz? tabii ki olacak. Orada hiçbir şey yok. Hiç merak etmeyin. Bu seçimin olmaması diye bir şey söz konusu değil. Yani açıkça söylüyorum, ona kimsenin gücü yetmez. Tekrar ediyorum. Ona kimsenin gücü yetmez. Yani çok suç Türkiye'de işlediler, gitmezler, burayı terk etmezler, gitmemek için her şeyi yok yaparlar yok. gibi söylemler oluyor. Katılmıyor musunuz onlara? Yok. Hayır. Canım. Ne derler? Herkes kendi önlemini alır. Yani o da kendi önlemini alıyorsa en sonunda hukuk galip gelir. Tarihte hep böyle olmuştur. İnsanlık tarih Kılıçdaroğlu'nu dersinin yok. iyi bir aday görüyorsunuz o zaman, değil mi? Şu ana kadarki şeyimi söyleyeyim. Bir yalanını görmedim. Görsem söyledim. Dürüstlüğüne halel getirecek bir davranışını da görmedim. Öngörüleri yetersiz olabilir herkes gibi. Şu anki tek başarısı ya da çok önemli başarısı 6 tane çok farklı kulvardaki insanı bir masaya toplamış. Bu bir başarıdır yani, bunu yabana atmayalım. Eksik taraflar herkesin olduğu gibi var, onu da dile getiriyor. Yani bir gölge kabine kurmadılar. Kurum bir gölge kabine değil ki. 14 ya da 24 tane bakanlarımız şunlar, yardımcıları da bunlar, projeleri de bunlar. Çünkü inşaat yaparken önce iş programını yaparız. İş programını yapıp vinçlerin yerleşim planını hazırlamadan asla asla işe başlamayız. İş programımızı yapacaksınız. Hükümetler de böyledir.
İş programınızı tam yapacaksınız ve sıkı bir disiplin uygulayacaksınız. Bas parayı, bas parayı, enflasyon. Peki enflasyon ne? Vatandaşın cebindeki parayı çalmaktır ya. Hırsızlıktır enflasyon. Devlet eliyle hırsızlık yapılır mı? Bir de rakamları çarpıtacaksın. Yüzdeleri çarpıtacaksın. Şu an ölü sayısını bilmiyor insanlar. Ya o yüzden diyorum ki birinci madde bu. Kimse yalan söylemeyecek. Ne diyordu Churchill? Size kan ve gözyaşından başka bir şey vaat etmiyorum İkinci Dünya Savaşı'nda. Kan ve gözyaşını döktüler, doğru mu? O B1, B2 füzeleri Londra'yı vurdu. Oo, ne kadar insan kaybettiler. Peki ne oldu müthiş Alman ordusu? Gitti. Ne diyordu Hitler? Ölecekler tabii. Onlar bana oy verdi. Yok, biz de diyoruz ki insanlar oy verebilir ama ölmek zorunda değil. Depremde hele ölmek zorunda hiç değil. Vatan savunmasıysa tamam, hepimiz ölelim ya. Yani. Düşman bize saldırmış. Yemeyelim, içmeyelim. Günde bir tane patatesle idare edelim. Ama bu böyle pisipisine ölmek var mı ya? Ve de efendim işte bir Fatiha okuduk. Tamam. Bitti iş. Evet. Yok. Hani bir. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Güzel bir sohbet oldu. Bizim biraz kısa oluyor programlarımız. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Umarım bu suç duyurusunun arkasından bir şeyler olur. Yargıtay önünde gidip yatmak zorunda kalmazsınız. Umarım destekler de çok büyük olur. Hepimizin arzusu o. Türkiye'ye hukuk gelsin. İnsanlar doğru düzgün iş yapsınlar. Herkes yaptığı işi en güzel şekilde yapsın buyurduğunuz gibi. Umarız ülkemiz daha güzel günlere gider diye diyoruz. Teşekkür ediyorum. Bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Hani demişler ya, karıcaya nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum demiş. Ya o kadar yola nasıl gideceksin? Ya gidemezsek de o yolda ölürüz demiş. Bizimki de o hesap. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Güle Sevgili güle. seyirciler, bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.